Arkadaşlar şunu fark ettim ya 7 aydır biz hiç oyuncu mouse'u incelemedik tek bir videoda. Bakın set halinde inceledik ama hiç tek bir videoda oturup oyuncu mouse'u incelemedik. Bayağı zaman olmuş. O yüzden bugün gerçekten ilgimi çeken bir oyuncu mouse'unu inceleyeceğim. İlgimi çekmesinin en büyük sebebini bence kutudan anlıyorsunuzdur az çok. Ürünün arkadaşlar alt kısmında sanki biz modifiye etmişiz gibi RGB aydınlatmalar bulunuyor. Ve ben bu tür olaylara bayılıyorum. Özellikle bunun gibi birkaç klavye incelemiştim bunun mouse versiyonunu inceleyeceğim. Şimdi mouse arkadaşlar Rampage'in Trump model bir şaka yapıyorum. Trump modeli değil. Öyle bir şey yok. Zannedersem Thrive diye okunuyor. Zafer kazanmak gibi bir anlamı olması lazım arkadaşlar. Bunun açıklamalar kısmına linkini koyacağım. Mouse'un şu anda fiyatı internette gördüğüm en ucuz yer. Bakın 189 TL'ye satıyordu. Yalnız o gördüğüm yerde fırsat ürünü falan yazıyordu. Büyük ihtimal indirimde. Ben yine dediğim gibi bulduğum en ucuz linki açıklamalar kısmına koyacağım ama ortalama 200 lira ile 250 lira arasında olan bir mouse. İster isterseniz güncel fiyatına bakarsınız isterseniz alırsınız açıklamalar kısmına koyacağım linkten. Şimdi kutuda yazdığına göre profesyonel bir oyuncu masubu bu. Yine her zamanki Rampage'in klasik kapaklı kutu tasarımı ile bizi karşılıyor. Kutunun arka tarafında mouse'u anlatmışlar biraz. RGB aydınlatması, altın uçlu USB'si varmış, kumaş sarım kablosu varmış, DPI ayar tuşları bir de makro tuşları varmış arkadaşlar. Yazılımı da varmış. Kapağını açtığım zaman dikkatimi çeken bir diğer detayda Pixart 3320 27 isimli sensör varmış mouse da. Bu neden dikkatimi çekti? Çünkü kutunun neredeyse her tarafına arkadaşlar bakın buraya da yazmışlar. PixArt 3327 isimli bir sensörü kullanıyoruz diye. Çok daha hassasmış tepkime süresi çok daha iyiymiş. Ki profesyonel bir oyuncu mouse yazıyorsa biz 1 milisaniyelik tepkime süresi bekleriz. Aynen öyle arkadaşlar. Mouse binerse kadar çıkabiliyor. Bu da 1 milisaniyelik tepki süresi anlamına geliyor. Ve 6200 dp'ye kadar çıkabiliyormuş. Yazılımla birlikte 12.400 DPI'ye kadar da çıkıyormuş. Bu arada videonun başında artık bütün teknik detayları vermiş oldum size. 10 milyonda tıklama ömrü varmış bunların. Yani kağıt üzerinde mouse hakikaten güzel özelliklere sahip. İsterseniz hemen kutusunu açalım bakalım gerçekten nasılmış. Biliyorsunuz her zaman teknik özellikler gerçekçi sonuçlar vermeyebiliyor. Şöyle açalım. Kutu içeriği anlamında zaten bir tek mouse'umuzun kendisi ve bir de kullanma kılavuzumuz çıkıyor. Şimdi ilk olarak mouse'un tasarımına kısaca değinmek istiyorum. Simetrik bir mouse arkadaşlar gördüğüm kadarıyla. Şöyle üst kısımdan bakalım. Görüyor musunuz? Tamamen simetrik. Yalnız simetrik olmasına rağmen mouse sağ elliler için neden? Bakın sol kısımda makro tuşlarımız bulunuyor. Yani biz bunu bu şekilde tuttuğumuz zaman sol kısımda baş parmağımızla makro tuşlarına basabilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani yine de zor durumda kalırsanız sol elle de kullanılabilecek bir mouse. Tasarım olarak da bence oldukça şık gözüküyor. Bence diyorum çünkü tasarım göreceli bir şey. Şu kameraya da tutalım. Artık sizin de fikirlerinizi yorumlar kısmında bekliyorum arkadaşlar. Gelin bir kablosuna bakalım. Kablomuz kutuda da yazdığı gibi kumaş sarım kalitesi oldukça güzel. Uzunluğu da yeterli. Altın uçlu zaten. Ergonomi anlamında büyük elliler için de bence oldukça uygun bir mouse. Bakın böyle tutuyorum. Şu anda herhangi bir sıkıntısı yok. Gayet rahat hissettirdiğini söyleyebilirim. Tüm tuşlara erişimim oldukça kolay. Tuşların basım hissiyatı fena değil. Sesini de dinleyelim bu şekilde. Mouse'un arkadaşlar yan kısımlarında da biraz daha dokulu bir yüzey tercih edilmiş. Elimiz kaymasın diye malzeme kalitesi anlamında oldukça tok bir hissiyat olduğunu söyleyebilirim. ABS plastik kesinlikle kalitesiz hissettirmiyor. Şimdi hemen bilgisayarı getirmek istiyorum ve takıp sizlerle birlikte RGB aydınlatmasına bakalım. Gerçekten çok meraklıyım. Evet aydınlatmamız açıldı şu anda bilgisayara taktığım gibi. Bakın şu anda herhangi bir yazılım yüklü olmamasına rağmen gayet güzel çalışıyor. Bu arada mouse çok iyi kayıyor. Şu anda herhangi bir mouse pad olmamasına rağmen arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bayağı kaygan. Alt yüzeyini iyi yapmışlar. Ne diyordum? He, yazılımı olmamasına rağmen güzel bir şekilde çalışıyor. İsterseniz yazılımını da yükleyip zaten Ton ayarını yapabiliyorsunuz mouse'un makrosundan tutun da RGB aydınlatmasına kadar yönetebiliyorsunuz şu anda da zaten ekranda mouse'un yazılımını görüyorsunuz şimdi aydınlatma olarak bakın üstteki rampage logomuzu ve mouse'un scroll tuşundaki aydınlatma çok net bir biçimde gözüküyor bu kadar ışığın içinde olmamıza rağmen fakat alt kısımdaki aydınlatma biraz daha az belirgin büyük ihtimalle oda ışığına geçersek net bir şekilde gözükecektir o yüzden öncelikle bir oda ışığına geçebiliriz istiyorum. Evet şu anda oda ışığına geçtik arkadaşlar. Normal ampulümüz yanıyor. Yani evinizde bu mouse'un aydınlatmaları ışık açıkken bu şekilde gözükecek büyük ihtimalle. Çok şiddetli bir ışık kaynağı kullanmıyorsanız. Bakın bu sefer alt kısımdaki aydınlatmalarımız da gayet net bir şekilde belli oluyor. Aynı zamanda burayı sadece şerit gibi yapmamışlar. Alt kısımdan üste doğru gelen de bir detayı var mouse'un. Bakın üst kısımdan da yani RGB'si gözükebiliyor. Evet böyle baktığınız zaman net bir şekilde gözüküyorlar. Fakat benim beklentim arkadaşlar bu mouse'tan açıkçası şöyle masanın yan taraflarını aydınlatıp güzel bir efekt vermesiydi. İsterseniz ışıkları tamamen kapatalım. Bakalım karanlıkta bu efekti alabilecek miyiz? Evet ışıkları tamamen kapattım. Sadece uzakta ufak bir ışık kaynağım var ve bu sefer işte tam o istediğim efekti aldım. Abi çok güzel gözüküyor be. Bu mouse'u böyle karanlık bir ortamda kullandığınız zaman arkadaşlar gerçekten muhteşem bir efekt alıyorsunuz. Görüyorsunuz şu anda masamı aydınlatıyor. Mouse'u kaldırdığım gibi bu efekt gidiyor. Açıkçası ben çok çok beğendim. Aydınlatma anlamında gerçekten muhteşem gözüküyor diyebilirim. İsterseniz şimdi ışığımızı tekrardan açalım. O zaman sonuç olarak aydınlatması ile ilgili şunları söyleyebilirim. Bence bu mouse kesinlikle karanlık bir ortamda kullanılması gereken bir mouse çünkü gerçekten çok güzel bir efekte sahip oluyor karanlık ortamda kullandığınız zaman altındaki RGB şeridimizin parlaklığı biraz daha fazla olsaydı oda ışığında da aynı efekti alabilirdik ki çok daha güzel olurdu onun dışında bence baya baya güzel bir aydınlatmaya sahip. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Zaten arkadaşlar bu aydınlatmayı da yazılımı üzerinden istediğiniz gibi kontrol edebiliyorsunuz. Şu anda da ekrana veriyorum. Birçok farklı modu bulunuyor. Bu modlara teker teker değinmeye gerek yok. Videoyu boş yere uzatmak istemiyorum açıkçası. Aydınlatma konusuna yeterince değindik. Bence oyun deneyimine gelmek istiyorum. Biraz da kullanımdan bahsetmek gerekiyor. Öncelikle arkadaşlar mouse'un tepkime süresi gayet iyi. 1 milisaniye. Üzerinde kullanılan materyaller de güzel olduğu için oldukça rahat bir şekilde kayıyor. Zaten ergonomik bir mouse demiştik. Hani kullanım bakımından da herhangi bir sıkıntı yok. Rahatlıkla oyunlarınızı oynarsınız. 10 milyon tıklama ömrü bulunuyor. Bu Burada oyun anlamında bize bir diğer avantajı da tabii ki makrolu olması. Mouse'un üzerinde gördüğünüz her bir tuşa gelin bakalım kaç tane tuş varmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 farklı tuşa da arkadaşlar makrosunu atayabiliyorsunuz. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yok. Tabii ki bunun oyunlarda bize çok büyük faydaları olabiliyor. Tepkime süresi 6400 dpi'ye kadar çıkabiliyor. Güzel bir yazılımı var. Aydınlatması çok başarılı. Tasarım ve ergonomi bakımından oldukça yeterli. Bence kesinlikle alınabilecek bir mouse olmuş arkadaşlar. Videoda birçok artı saydık. Ufak tefek dezavantajları da yok muydu? Evet vardı ama bence avantajlarının yanında gerçekten ufak kalıyordu. O zaman artık bu videomuzun burada sonuna gelelim. Siz neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlar kısmında mouse ile ilgili fikirlerinizi belirtin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.